Gölgenin ortaya çıkması için bir cismin ışık kaynağının önünde olması gerekir. Işık düz bir çizgi üzerinde hareket eder. Bu yüzden ışık kaynağının önünde bir şey olduğunda her zaman bir gölge oluşur. Keza bunlara kuşlar ve uçaklar da dahildir. Fakat hem kuşların hem de uçakların gölgesi olsa bile biz bunları göremeyiz. Bir cisim ışık kaynağına ne kadar yakınsa cismin gölgesi o kadar yoğun olur. Bu etkileşimin tam tersi de geçerlidir. Yani cisim çok uzaktaysa gölgesi geniş bir şekilde etrafa yayılır. Ticari uçaklar yaklaşık 11-12 bin metrelik irtifada uçar. Böyle bir yükseklikteyken de bırakın gölgesini, uçağın kendisini bile zar zor görürsünüz. Uçak yeryüzünden çok uzakta olduğu için gölgesi dağılır ve gölgeyi göremezsiniz. Keza kuşlar için de durum böyledir. Ancak dünyanın yakınından dev bir göktaşı geçiyor olsa tıpkı ay ve güneş tutulmalarında olduğu gibi bu göktaşının da gölgesini görürüz. Güneş tutulması ayın doğrudan dünya ile güneş arasında olduğu ve güneşin ışınlarını engellemesiyle yaşanır. Bu olay dünyanın bazı bölgelerine bir gölgenin düşmesine neden olur. Ay güneşten 400 kat daha küçüktür. Ancak aynı zamanda gezegenimize güneşten 400 kat daha yakındır. Bu yüzden ikisi bize gökyüzünde aynı boyutta görünür. Fakat ay daha küçük olduğu için gölgesi dünyanın tamamını kaplayacak kadar büyük değildir. O yüzden de gölgesi sadece bazı bölgelere düşer. Yıldırımlar asla üçgen, düz çizgi veya daire şeklinde olmayıp zikzak şeklindedir. Bu çok daha güçlü olması dışında tıpkı evinizdeki elektrik akımı gibidir. Yıldırımlar her zaman en az dirençle karşılaşacakları yoldan ilerler. Havada toz parçacıkları, gazlar ve diğer maddeler gibi pek çok şey bulunur. Bu yüzden yıldırımın izlediği rota gayet düzensiz olur. Diyelim ki karşımızda bir kum tepesi var. Bu kum tepesinin üstüne su dökerseniz su aşağıya doğru düz bir çizgide değil, kumun üstünde bulduğu en müsait doğrultuda ilerleyecektir. Aynı şey yıldırımlar için de geçerlidir. Antarktika'da hareket halindeyken donmuş dev okyanus dalgalarına benzeyen buzdağları bulunur. Görünüşlerine rağmen bu buzdağları çok uzun bir süreç sonrasında oluşur. Buz, rüzgar ve diğer etkiler sebebiyle havaya yükselir, sıkışır ve nihayetinde rastlantısal olarak dalga şeklini alır. Antarktika'da kan şelalesi adında görüntüsü kana benzeyen bir tür kırmızı sıvının denize döküldüğü bir buzul var. Bilim insanları bunun sebebinin buzulun altında bulunan ve bol miktarda demir içeren tuzlu bir göl olduğunu söylüyor. Tuzlu suyun donma sıcaklığı tatlı suyunkinden daha düşük olduğu için üstündeki buzu eritiyor ve suyun denize dökülmesine sebep oluyor. Burası gezegenimizdeki en soğuk buzul olduğundan su buzulu eritmeden sürekli akmaya devam edebiliyor. Suya kırmızı rengini veren şey ise suyun içinde bulunan demir. Sürüngenlerin bulunmadığı tek kıta Antarktika'dır. Sürüngenler soğukkanlı canlılar olduklarından vücutlarını sıcak tutmak için çevrelerinden aldıkları ısı enerjisine bağımlıdır. Bu yüzden Antarktika gibi soğuk, buzlu bölgelerde hayatta kalamazlar. Onları rahatsız edecek hiç yılan veya timsah olmadığı için de penguenler burada tasalanmadan hayatlarını geçirir. Sahra Çölü'nün topraklarının sadece dörtte biri kumdan oluşur. Burada dağlar ve vahalar da bulunur. Fakat çölün çoğu çakılla kaplıdır. Bu arada dünyanın en büyük çölü Sahra değil, Antarktika'dır. Tıpkı insanlar gibi ağaçlar da belli bir yaşa kadar büyüyüp uzar. Bilim insanları bunun sebebinin belirli bir yaşa ve boya ulaşan ağaçların yer çekimi yüzünden topraktan suyu çekip en üstteki dallarına iletmekte zorlanması olabileceğini düşünüyor. Mesela baobab gibi bazı ağaçlar tam boylarına ulaştıklarında yukarıya doğru uzamak yerine enine büyümeye başlar. Baobab ağaçları her yıl 1 santimetreye kadar genişler. Avustralya, dünyanın en hızlı hareket eden tektonik plakalarından birinin üstünde bulunur. Bu plaka her yıl 6,3 santimetre kuzeye doğru hareket eder. Bu, tırnaklarımızın ve saçlarımızın uzama hızına eşittir. Televizyonda izleyecek bir şey bulmaya çalışarak hayatınızı boşa harcadığınızı mı düşünüyorsunuz? Araştırmacılarla sizinle aynı fikirde. Ortalama bir insan ömrünün 1,3 yılını kanallar arasında dolaşıp ilgisini çekecek bir şey bulmaya çalışarak geçirir. Geceleri de gökkuşağı görebilirsiniz. Bu ay gökkuşağı ya da ay kuşağı adında nadir rastlanan bir doğa olayıdır. Bu gökkuşakları ayın ışığının atmosferdeki nemle su damlacıklarının arasından yansıyarak havaya dağılmasıyla ortaya çıkar. Ay gökkuşağı çoğunlukla yüksek yağış alan bölgelerde ve bunların yanı sıra sisle çevrelenmiş şelalelerin yakınında meydana gelir. Karada yumurta kırmak ortalığı berbat edebilir. Ancak okyanus yüzeyinin 18,3 metre altında yumurtanın üstüne uygulanan basınç atmosfer basıncının 2,8 katıdır. Bu yüzden burada kırılan yumurtalar sanki görünmez bir kabuğu varmış da hala sağlanmış gibi görünür ve tuhaf bir deniz anasını andırır.
Yıldızlar aslında yanıp sönmez. Yıldızların ışığı sürekli ve sabittir. Ancak ışık dünyanın atmosferine girdiğinde havaya çarpıp seker. Bu da ışığın bükülmesine sebep olur. Sürekli hareket halinde olan farklı hava katmanları yüzünden de ışığın bükülme şekli değişir ve yıldızlar yanıp sönüyormuş gibi görünür. Kanada'da bulunan Hudson Körfezi'nde yer çekimi gezegenimizin diğer bölgelerine kıyasla daha zayıftır. Yer çekiminin burada zayıf olması uzaydaki gibi havada süzülüyormuşsunuz gibi değil de daha çok bir tür doğal coğrafik diyet uygulamışsınız gibi hissetmenize neden olur. Şöyle ki düşük yer çekimi kuvveti yoğunluğunda düşmesine neden olur. Bu yüzden o bölgedeyken dünyanın diğer herhangi bir yerindekine kıyasla daha hafif olursunuz. Yer çekimi dünyanın kütlesel yoğunluğuna bağlıdır. O yüzden de düzensizdir. Hudson Körfezi son buzul çağında 3,2 kilometre kalınlığında buz tabakasıyla kaplıydı. Buzullar çok ağır olduğundan altındaki kayaya sürekli olarak bir baskı yapıyordu. 20 bin yıldan fazla bir süre önce buzullar erimeye başladı. Ancak Körfez bölgesi eskiden üstünde bulunan yoğun buz katmanı nedeniyle deforme oldu. Ay'da oynanan tek spor golftür. 1971 yılında Ay'a giden bir astronot iki golf topuna vurdu ve topları yer çekimi kuvveti düşük olan Ay'ın göklerine doğru havaya uçurdu. Çin Seddi 8045 kilometre uzunluğunda olduğundan bu mesafeyi yürümek yaklaşık 18 ayınızı alır. Ayrıca sanılanın aksine Çin Seddi'ni uzaydan çıplak gözle göremezsiniz. İstakozlar biyolojik olarak ölümsüz değildir ve zamanla yaşlanır. Ancak bünyeleri hücrelerini onarmaktan sorumlu olan özel bir enzim üretir. Ayrıca istakozlar DNA'larını süresiz şekilde çoğaltabilir. Bu sayede de çok ama çok uzun bir süre yaşayabilirler. Okyanusun en derinlerine inerseniz üstünüzde 50 tane jumbo jet varmış gibi santimetre kare başına 1,24 tondan fazla inanılmaz derecede güçlü bir basınç hissedersiniz. Güneş sistemimizde bulabileceğiniz en büyük cisim Güneş'tir. Uzayda bir sürü kayalardan oluşan gezegen, gaz devi, göktaşı ve cüce gezegen olmasına rağmen Güneş yine de sistemimizin toplam kütlesinin %99,8'ini oluşturur. Güneş şu anda yaşam döngüsünün en istikrarlı aşamasında bulunuyor. Ancak yaklaşık 5 milyar yıl içinde yakıtı yani hidrojeni tükenecek. Gün batımını görebilmemizin sebebi gezegenimizin atmosferinin bir prizma gibi davranmasıdır. Bilim bu olaya saçılma diyor. Gün batımı sırasında Güneş'le aramızda daha fazla mesafe bulunur. Bu da o sırada havada daha fazla parçacıkla molekül olduğu anlamına gelir. Bu maddeler kısa dalga boyuna sahip olan morla mavi ışığın bir kısmını farklı yönlere saçar. Bu süreç Güneş ışınları gözümüze ulaşmadan önce milyonlarca kez tekrarlanır. İşte renk tayfındaki turuncu veya sarı gibi diğer renkleri gördüğümüz zaman bu zamanlardır. Tsunamiler neredeyse jet uçakları kadar yani saatte 805 kilometre civarında bir hızla hareket edebilir. Bu dalgalar hareket halindeyken enerjilerini korur. Bu da okyanusta ilerleyip kıyıya ulaşana kadar enerjilerinden neredeyse hiçbir şey kaybetmeyecekleri anlamına gelir. Denizdeki en zeki canlı türlerinden biri ahtapotlardır. Bu hayvanlar labirentlerde yönlerini bulabilir, problem çözebilir ve kısa süreli hafızaları oldukça güçlüdür. Bilim insanlarına göre bu hayvanların bu kadar zeki olmalarının nedeni çok dinamik bir hayat yaşıyor olmaları. Çünkü ahtapotlar hızlı hareket eder, tahmin edilemeyecek yerlere saklanır, yeni yaşam alanlarına yayılır, sıra dışı bir şekilde ilerler ve av bulmak için dokunaşlarını farklı farklı çatlak ve yarıklara sokar. Yaptıkları tüm bu şeyler yeterince zorlayıcıdır ve bu sayede sürekli olarak beyinleri gelişir. Paskalya adasında bulunan ve Moai heykelleri olarak bilinen ünlü kafa heykellerinin bedenleri de var. Fakat bu bedenler yerin altında gizlenmiş halde duruyor. Bu adada yaklaşık 900 tane Moai heykeli bulunuyor. Bilim insanları Yeni Zelanda'nın suyun altında uzanan daha büyük bir kara kütlesinin parçası olduğunu keşfettiler. Burada bahsettikleri toplam kara parçasının %94'ü suyun altında bulunuyor. Buraya Zelandia deniyor ve burası bir mikro kıta olarak kabul ediliyor. Günün birinde buraya 8. kıta diyor olabiliriz.